Efendim hoş geldiniz. Renault 12 TSV'nin kapı ayarını yapacağız arkadaşlar. Sürtüyor. Daha önce bunu hiç yapmadık. Ustama ihtiyaç hasıl olduğu için rica etti benden. Ben de hazır bu işi yaparken dedim video çekelim insanların işine yarar diye. Hadi başlayalım. Ömer arkadaşım odaklanmasını isteyeyim. Şimdi buradaki sorunumuz arkadaşlar. Şurayı göster abi. Şurada sürtmeyi göster. Odakla abi orayı. Odaklıyor mu? Az geri alabilirsin. Odaklamıyorsa. Bakın şu karşıya sürtmüş. Şimdi. Odakladı mıydı abi? Şimdi karşıya sürtmüşse. Şu taraftan alır mısın? Karşıya sürtmüşse. Bakın bunun burada arkadaşlar. Sajları var. O sajlardan. Karşı tarafa sürtmüşse. Alın tarafına sürtmüşse. Bu sajlardan bir tanesini söker alırız. Karşıya sürtmesini engelleriz. Şimdi bu. Karşıya sürtmesini engellemek için bir şurada iki tane vidası var arkadaşlar. Şöyle de alabilirsin Ömer. Almıyorsun. Şimdi ters durabilir yalnız. Şu kamerayı şöyle falan çeviriyorum. Ona göre düz tutsan da iyi olur. Şimdi arkadaşlar bunu bir tanesini şöyle üzerinden bakın. Üç tane saç koymuşlar. Bir tanesini hemen atıyorum. Çünkü bu tarafa doğru geliyor, öne doğru geliyor, öne doğru gelince de gövde karşı kapıya sürtüyor. Demin sürten yerinde gösterdim zaten. Şimdi bir tanesini söktük arkadaşlar. Söktükten sonra evet eski izi var zaten. Eski izine göre ortalama şeyini denk getirin, ayarını. Aleykümselam. Sağ olun arkadaşlar. Şimdi evet. Kaba taslak. Vidalarını sıkıyorum. Tam sıkmıyorum. Çünkü daha işlemi yapacağız. Evet. Şu şöyle tut şampiyon. Ben geçtiğim zaman işitmiyor. Bu ne çabuk bak. Evet. Okey. Dur. Arabanın açısını değiştirelim gerekirse. Ateş. Arkadaşlar arabanın yönünü değiştirdik. Çünkü güneşten dolayı ters güneşe maruz kaldık. Bakın şurada arkadaşlar hemen rica edeyim şuradan. Artık bu karşıya sürtmüyor arkadaşlar. Karşıya sürtmüyor. Tam göremiyorsunuz ama yine iyi olmadı reis bey. Ben kaydı başlattım. Metursam gölge olmazsa iyi olur abi. Devam mı? Tamam. Şimdi karşıya sürtmesini arkasından bir sac alarak çıkardık. Onu hallettik. Ardına bu değişik ayarlara yukarıya aşağıya kayabilir. Şimdi de biz bunu yukarı sürtüyorsa aşağıya, aşağı sürtüyorsa yukarıya vuracağız arkadaşlar. Bir de ileri geri ayarı var. Kapının böyle düzlüğünü ayarlayacağız. İlk başta kapının şu vaziyette kilidi geçiyor ya, o geçişini sürttürmeme ayar yapacağız. Evet. Şimdi şöyle bakayım. Bu yukarıda. Yukarıda arkadaşlar. Evet. Bir daha deneyeyim şöyle. Evet. Bakın şu sesi bak. Hap sürttü. Bir saniye. Evet. O sesi yakaladık arkadaşlar. Sürtmeme sesini yakaladı. Şimdi bir de arkaya doğru vuracağım ki hafif dışarıdaydı. Ön kapı, arka kapıyla ön kapı düz olması lazım. Bunu kaportacılar öyle ayarlar. Böyle elini sürter ya da karşıdan bakar. Düzlüğünü ayarlamak lazım. Çok hafif de buraya vurdum. Tekrar sürtmesine baktım. Hafif yukarı kaçmış. Ucundan hafif de vurdum. Bir daha kontrol edeceğim. Yani kapanırken kilit buraya sürtmemesi lazım arkadaşlar. Bu işin mantığı bu. Kilit sürtmeyecek.
Evet, çok vurmuşuz aşağıya doğru. Bir de bu arada bu kilidi ayarlarken bu kilidin burada menteşeleri vardı. O menteşeler de eğer çok boşluk yapmışsa, evet, bunda olduğu gibi bunu ayarlamak çok zordur arkadaşlar. O yüzden öncelikle şöyle iyi. Öncelikle kilidin boşluklarını almak lazım. Ondan sonra menteşenin boşluklarını almak lazım. Ondan sonra ayar yapmak lazım ki sağlıklı ayar yapılabilsin. Yoksa ayar yapamazsınız. Aşağı yukarı oynadığı için sürter durur. En azından biz şu anda kapının alnına sürtmesini gidermiş olduk. Aynı zamanda da contalar yeniledikleri için kapının ayarı da bozulmuş. Onları da yapmış olduk. Contasını yeniledikleri için ayarı bozulmuş. Biz daha tam oturuşmamış contalara ayar yapmaya çalışıyoruz. Biraz bilinmesi lazım işin aslı. Evet. Şimdi bir deneyelim bakalım. Evet. Çok ileriye aldık. Biraz geri almamız lazım arkadaşlar. Son rutuşlarımızı yapıyoruz. Şimdi bir daha kontrol edelim. Şöyle. Kapı da çok boşluk olduğu için sıfır sürtmeme mümkün değil. Bakın şöyle. İyi. Bu şekilde iyi arkadaşlar. Son rutuşlarımızı da yapalım. Aşağıladım. Kesinlikle contadan dolayı aşırı şekilde kapıyı zorluyor arkadaşlar. Evet, böyle alışacak. Alıştıktan sonra, contalar oturduktan sonra en son ayarı yapılacak. Renault 12'nin Toros'un kapı ayarı da böyle yapılır arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.